Hazırlayacağınız pilav için evde buzluğa attığınız herhangi tavuk parçalarını kullanabilirsiniz. Tavuğun göğüs ya da but etlerini kullanabilirsiniz. O kısımda hiçbir bağlayıcı yanımız yok. Tamamen serbest. Şimdi burada hazırladığım pilav tenceresinde ilk önce 2 bardak pirinci ayçiçek yağı ile kavuracağım. Ama pirinci 10 dakika kadar suda beklettim. Güzelce süzdüm, yıkadım ve süzgece aldım. Şimdi ayçiçek yağını tencereye koyuyorum. Şöyle 2-3 kaşık kadar, yaklaşık yarım çay bardağı kadar ve ocağa yaktım. Yağ ısındığında ilk önce pirinci ilave edeceğim. Biraz tuz ekleyip şöyle kavurmaya başlayacağım. İçinde 2 çorba kaşığı domates salçası kullanıyorum. Burada da tavuk etlerini haşladığım sıcak tavuk suyum var. Hepsini güzelce fırın kabına yerleştirip fırında pişireceğim. Bu böyle pratik ve lezzetli, fırında kolay pişen bir pilav tarifi. Yağ ısındı, şimdi pirinci ekliyorum. Pirinci kavururken içine mutlaka tuzunu baştan ekliyoruz ki pirinçlerimiz kırılmasın diye. Pirinçler parlayıncaya kadar, biraz da böyle şeffaflaşıncaya kadar birkaç dakika kavuruyorum. Şimdi birazcık karabiber de atacağım içerisine. İki çorba kaşığı kadar domates salçasıyla pirinci kavurmaya devam edeceğim. Domatesler bollaştığında taze yaz domateslerini rendeleyerek de bu pilavda kullanabilirsiniz. Evet, pirincim kavruldu, hazır. Şimdi tavuk suyunu bir kontrol edeceğim. Onun da sıcak olması lazım. Evet, halen sıcak. Kaynar halde ilave edeceğim. Şimdi fırın kabına pirinci aktarıyorum. İki su bardağı pirinç kullanmıştım. Normalde ölçümüz 1'e 1,5, yani 3 su bardağı tavuk suyu eğer tencerede kapalı yaparsak. Ama bu fırında pişeceği için fırındaki buharlaşması biraz daha fazla olacak. Yarım bardak daha fazla su koyacağım. Yani 3,5 bardak sıcak su koyacağım üzerine. Ama tabii önce etlerini yerleştiriyorum. Haşlanmış tavuk eti parçalarını, işte adı da buradan geliyor, üzerine kapatıyorum. Şimdi üzerine 3,5 bardak tavuk suyunu ilave ediyorum. Şimdi fırına gidiyoruz. 180 derece fırında pilav suyunu çekinceye kadar pişmeye bırakacağım. Tavuklu kapama pilav pişti. Şu anda sıcacık, servise hazır ve mis gibi oldu. Gerçekten de çocuklar için, aileniz için, misafirleriniz için yanında bir kase cacıkla birlikte, yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz. Harika bir domatesli pilav. Şimdi şöyle hemen servis tabağına çıkartıyorum. Afiyet olsun.